hukuki istisnalara gelecek olursak, bunlardan biri kanunlarda açıkça öngörülmesi. Eğer benim o kişisel veri işleme faaliyetim kanunlarda açıkça öngörülmüş bir faaliyet ise ve bu faaliyet dolayısıyla elde etmem gereken kişisel veriler kanunlarda açıkça sayılıyorsa, bu durumda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın o kişisel verileri işlemem mümkündür. Yine fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri işlemek zorunlu ise, bu durumda da açık rıza aranmaksızın kişisel veri işlemek mümkün olacaktır. Örneğin bilinç kaybı yaşayan bir kişiyi düşünebiliriz. Burada ilgili kişi aslında kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını veremeyecek durumda. Ancak bu kişinin hayatı veya bedensel bütünlüğü tehlikedeyse açık rızası olmaksızın da kişisel verilerini işlemek mümkün hale gelecektir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda da kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işlenecek kişisel verilerin sözleşmenin taraflarına ait olması ve yalnızca sözleşmenin ifası veya kurulmasıyla doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Örneğin salt bir sözleşme kuruluyor diye her türlü kişisel verinin işleneceği anlamına gelmez bu durum. Dolayısıyla sözleşmenin ifasını ve kurulmasını doğrudan doğruya ilgilendiren kişisel verileri tespit etmek gerekmekte ve yalnızca bu veriler bakımından açık rıza almaksızın ilerlemek gerekmektedir. Aksi durumda, yani bu sözleşmenin ifasını veya kurulmasını ilgilendirmeyen kişisel veriler varsa, bunlar için başkaca bir hukuki dayanağım da yoksa açık rıza alarak ilerlemek gerekecektir. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda da açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkün olacaktır. Bir mevzuattan kaynaklı olarak veya resmi kuruluşlardan, mahkemelerden veri sorumlusuna herhangi bir talep geldiğinde veri sorumlusunun bu taleplerin gereğini yerine getirmek veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek hukuki yükümlülük olarak değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla böyle bir talep geldiğinde yalnızca bu taleple sınırlı olarak paylaşılacak kişisel veriler bakımından açık rıza aramaksızın ilerlenebilecektir. Ancak yine burada genel ilkeleri göz önünde bulundurmak lazım ve talep edilenin dışında kişisel veri paylaşılmaması gerekmekte. Ölçülülük ilkesini özellikle göz önünde bulundurmak lazım. Ve talebin amacını aşan bir veri de isteniyorsa, bu herhangi bir resmi kuruluştan, mahkemeden bile isteniyor olsa, veri sorumlusu kendi içerisinde bir değerlendirme yapmalı ve eğer talebin niteliğini aşan bir veri paylaşımının söz konusu olduğunu düşünüyorsa gerekçesinde belirtmek suretiyle bu talepleri gereği gibi yerine getirmeli ve ölçüsüz bir şekilde fazla kişisel veriyi üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. Aksi takdirde açık rıza alarak paylaşması gerekecektir. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması da hukuki istisnalardan biridir, açık rızanın istisnalarından biridir. Burada alenileştirme amacı önem taşımaktadır ilgili kişinin. Eğer bu kişi bir verisini belirli bir amaçla alenileştirmişse, biz de bu alenileştirme amacına uygun olarak o kişisel veriyi kullanıyor olmalıyız. Alenileştirme amacının dışında herhangi bir kullanım hukuka aykırılık teşkil edecektir. Ve yine ilgili kişinin aslında başkaca bir hukuki sebebimiz yoksa da o kişisel veriyi işlemek için açık rızasını almamız gerekecektir. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda da açık rıza aranmaksızın kişisel veri işlemek mümkündür. Örneğin çalışana bir hak tesisi söz konusuysa ve kişisel veri işlemek zorunluysa bu hakkı tesis etmek için, bu durumda yine açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Son olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu meşru menfaati için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda da açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Ancak burada veri sorumlusunun meşru menfaatini çok geniş kapsamlı yorumlamamak lazım. Meşru menfaati kurul kararlarında ve yayımladığı rehberlerde de özellikle belirtmektedir. Daha dar bir şekilde yorumlanması gerekmektedir meşru menfaatin. Yani her türlü veriyi burada veri sorumlusunun meşru menfaati var diyerek açık rıza aramaksızın işlemek mümkün değildir. Burada veri sorumlusunun meşru menfaatini gerçekten net bir şekilde açıklayabiliyor olması gerekmektedir. Ve bu meşru menfaat aynı zamanda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Tüm bu saydığımız istisnalar kanunda kişisel veriler bakımından düzenlenmiştir.